Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeniniz Semiha Zeynep Çalık. Sizler için hazırlamış olduğumuz LGS Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu program içerisinde neler olacak ondan bahsedelim. LGS sınavında sorumlu olduğunuz derslerle ilgili sorular çözülecek. Bu sorularla ilgili pratik yollar, püf noktalarından bahsedeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Programda LGS sınavında sorumlu olduğunuz matematik konularından bahsedeceğiz. Bu konularla ilgili seçmiş olduğumuz örnek sorular ya da çıkmış sorular olacak ve bunlar üzerinde bu soruları tartışarak püf noktalarından bahsedeceğiz. Pratik yollardan bahsedeceğiz ve bunun yanımda bir öğretmen arkadaşımla birlikte sizlere yardımcı olacağız. Öncelikle yanımda bulunan meslektaşım Ahmet Yasin Şahin öğretmenimize bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Ahmet öğretmenim. Hoş bulduk Zeynep öğretmen, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dilerseniz öncelikle 2023 yılında bu matematik dersinde hangi konulardan sorumluyuz, onlardan bahsedelim mi? Hemen başlayayım öğretmenim. Burada 2023 LGS sınavında öğrencilerimiz birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Biz burada 3 üniteden sorumlu olacağız. Birinci ünitede çarpanlar ve katlar konusu ve üslü ifadeler konusu. İkinci ünitemizde kareköklü ifadeler ve veri analizi konusu. Üçüncü ünitemizde de basit olayların olma olasılığı ve cebirsel ifadeler, özdeşlikler konusu yer almaktadır. Ahmet öğretmenim, bu konuda özellikle öğrencilerimde şunu gözlemliyorum. Siz de bilirsiniz ki 6. sınıfta çarpanlar, katlar, bölünebilme, asal sayılar konusunda bir giriş yapılıyor. Eğer bu konulara 6. sınıfta hakimse bir öğrenci, 8. sınıfta bu konularla karşılaştığında pek de zorluk çekmiyor. Çok haklısınız öğretmenim. Örneğin kare ve dikdörtgenin alanını da düşünelim. Aynı durumda kare ve dikdörtgenin alanı hesaplarken de biz ortak kenarlardan bahsediyoruz. Bu sene göreceğimiz çarpanlar ve katlar konusundaki sorular hep kare ve dikdörtgen kurgusuyla gelmiş. Zaten konumuzda da verilen tam sayıların pozitif tam sayı bölenleri ve çarpanlarını bulmak var. Dolayısıyla önceki konulara bol bol atıf olacak. Eğer öğrenciler daha önceki konuları daha iyi öğrendilerse şimdi daha rahat edeceklerdir. İsterseniz ilk sorumuza bakalım. Tabii Ahmet öğretmenim, sizi dinliyoruz. 2018 LGS Matematik bölümünün 4. sorusu. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Şimdi bu sorularımızda dikkat etmemiz gereken bir kısım var. İlk önce onunla başlayalım. En az, en çok, en fazla olabilir ya da olamaz. Bu soru tipleriyle çok fazla karşılaşıyoruz. Burada öğrenciler soruları çözerlerken mutlaka farklı ihtimaller olduğunu düşünmeli ve ihtimalleri de denemeliler. Şimdi mesela sorumuza baktığımızda burada 21 metrekare ve 14 metrekare verilmiş. Burada dikdörtgen olduğundan bahsedilmiş. O halde ben buradaki kenarın ortak bir kenar olduğunu söyleyebilirim. Ortak kenar demek aynı zamanda alanları bulurken ortak çarpan da bulacağım demek. Bakalım örneğin 14'ün çarpanları neler? 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. 21'e de bakalım. 21'in çarpanlarında 1 çarpı 21 ve 3 çarpı 7 var. Şimdi ortak olan çarpanlarımız örneğin 1'i düşünelim. Birler ortak çarpan olduğu zaman buradaki kenarımız bizim 1 metre olmalı. O halde şuradaki uzunluğumuz 14 metre. Şuradaki uzunluğumuz da 21 metre olacaktır. Fakat dikkat edelim. Bakın biraz sonra aşağıdaki dikdörtgenin alanını bulurken 24 metrekare olarak verilmiş. 24 metrekarenin çarpanları 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Zaten burada 14 metre ile 21 metreyi topladığımda 35 metre yapacak. Evet. Yani 24'ten büyük bir değer olacak. O halde ben bir değerini almamalıyım. Peki neyi almalıyım? Birden hariç ortak olan ne var? 7 var. Demek ki burası, şurası 7 metre. Burası 7 metre ise şu kenarımız 3 metre olmalı. 2 metre. Düzeltiyorum. Evet, 2 metre abi. Olmalı. Teşekkür ederim öğretmenim. Daha sonra 21, 7 ve 3'ün çarpımı olduğuna göre burası da 3 metre olmalı. Şimdi devam edelim. 24 metrekare olarak verilmiş. Burada 24 metrekarenin bölenleri var. Aşağıda da 10 metrekare ve 35 metrekare var. Şurada gösterdiğim kenarlar ortak kenarlar.
O halde hem 10'u hem de 35'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5, 35'in de çarpanları 1 çarpı 35 ve 5 çarpı 7 var. Burada ortak olan 5. O halde bu kenarın biz 5 metre olduğunu söyledik. Evet, yine. Neden? Yine çok güzel, devam. Yani yine aynı şekilde 1 metreyi ortak olarak almadık Ahmet Öğretmenim. Çok güzel bir kısma değindiniz. Neden 1'i almadık? Çünkü 1 aldığımız zaman da eğer burası 1 metre olsaydı burası 10 metre olacaktı. Burası 1 olsaydı burası 35 metre olacaktı. Az önce yukarıda yaptığımız gibi 10 ile 35'in toplamı 45 metre yapacaktı. Dolayısıyla hani sınava dair taktikler de olduğunu söylemiştik. Demek ki yukarıda 1'i bulduğumuzda ve olmadığını gördüğümüzde aşağıda artık 1'i denemek yerine direkt 5 ile devam edebiliriz. Kesinlikle. Şimdi 5 metreleri yazdık. O halde 35 metrekare olduğuna göre burası 7 metre olmalı. 10 metrekare olduğuna göre burası da 2 metre olmalı. Devam edelim. Peki 24'ün çarpanları neler? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Zaten şurası bakın 3 artı 2'den 5 metre oldu. Burası 7 artı 2'den 9 metre oldu. Yani buradaki şurada gösterdiğim kenar zaten 9 metreden büyük olmalı. O halde bu seçeneklerimizi eledik. Geriye kaldı 1 çarpı 24 ve 2 çarpı 12. Şimdi eğer 1 çarpı 24 olursa yani burası 1, şuradaki uzunluğumuz da 24 olursa o halde buraya kalan değer daha büyük bir değer olacaktır. Evet. Fakat soruda ne demişti? Toplam en az kaç metrekaredir demişti. O halde benim 1 ve 24'ü değil de 2 ve 12'yi almam lazım. Yani şurası 2 metre, burası da o zaman 12 metre olacaktır. Son kısma geldik. Şimdi buranın 12 metre olduğunu biliyoruz. O zaman 2 metre burası, 7 metre burası, topladığımız zaman 9. Demek ki şurası 3 metre imiş. 3 metre, 5 metre. Alanımız buradan 15 metre kare oldu. Yukarıya bakalım. Burada 7 metre olduğunu biliyoruz buranın. Şimdi 2 metre, 3 metre, 5 metre oldu. 12 metreden çıkartırsak buranın da 7 metre olduğunu söyleyebiliriz. Alanı hemen bulalım. 7 çarpı 7'den burası da 49 metre kare olacaktır. İkisinin alanları toplamı en az kaçtır? Demek ki 49 ile 15'i toplarsak buradan cevabımızı 64 metrekare bulacağız. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet. Devam edelim. Devam edelim artık. Yeni sorumuzla. Bu da 2019 LGS Matematik Bölümü 6. sorumuz. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzdenin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kare diyeceğim. Şimdi sınav süreyle alakalı ölçülen bir kısım olduğu için bizim sınavda dikkat etmemiz gereken şey ihtimalleri değerlendirmek. Bu ihtimalleri değerlendirirken de süreye hakim olmak. Örneğin öğrencimiz şu şekilde başlarsa 35 santimetre kare buradan 5 santimetreyi ve 7 santimetreyi yazdı. Neden? Çünkü birden büyük tam sayı olduğunu biliyoruz. 77'yi de diyelim ki 7 ve 11 diye ayırdı. 7 santimetre ve 11 santimetre olarak ayırdı. 110'u da diyelim ki 11 santimetre ve 10 santimetre olarak ayırdı. Neden böyle yaptık? Çünkü biraz sonra dikdörtgenler çakışacak. Çakışacağı zaman bakın buradaki 7 santimetre ile buradaki 7 santimetre çakışabilir. Ya da buradaki, bunu şöyle göstereyim farklı olması için. Ya da şuradaki 11 santimetre ile buradaki 11 santimetre çakışabilir. En fazla demiş. İhtimalim var. İki tane ihtimalim var. Biz en fazla dediği için alanları en fazla olandan başlayabiliriz. Süreyi de dikkatli kullanmış oluruz. O halde dedik ki buradaki 11 santimetre ve buradaki 11 santimetre çakışıyor. O halde şöyle bulabiliriz bu dikdörtgenin alanını. İki dikdörtgenin alanını buluruz. Bulduktan sonra ortak olan alanı çıkartırız. Yani 7 çarpı 11'den bu dikdörtgenin alanı 77 santimetre kareydi. Diğeri de 11 çarpi 10'dan doğru 110 santimetre kareydi. Peki bunları toplarsak ne elde edeceğiz? 187 santimetre kareyi elde ettik. Peki ortak olan kısım neresi? Ortak olan kısım şu dikdörtgenle çizdiğim kısım. Bunun bir kenar uzunluğu 3 santimetre, ortak olan kısım da 11 santimetre. Yani 3 ile 11'i çarparsam buradaki 33 santimetre kare ortak. O halde çıkarmalıyım.
187'den 33'ü çıkartırsam buradan cevabı 154 santimetre kare bulurum ki bu da cevap C'dir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir kısım daha var. Öğrenciler bunu bu şekilde değil de ilk önce şuradan başlasaydı, 35'ten başlasaydı, 35 ve 77. Dikkat edelim. Bakın burası 7 santimetre ortak, burası 7 santimetre ortak. O zaman 7 ile 5'i çarpıp 35'i bulacaklardı. Daha sonra 7 ile 11'i çarpıp 77'yi bulacaklardı. Bunları topladığımız zaman 112 santimetre kare yapacaktı. Ortak olan kısım da 7 santimetre olarak düşünürsek 21 santimetre kare olacaktı. Çıkarttıklarında buldukları yanlış sonuç da A seçeneğinde var. Seçeneklerde mutlaka caydırıcı olarak aynen var, çeldirici öyle, aynen olarak öyle. Var. Bundan evet, dolayı anladım. İhtimalleri dikkatlice değerlendirmek lazım. Evet. Süreyi de göz önünde almak lazım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bakalım Ahmet Öğretmenim. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerine gösterilmiştir. Şeklimiz verilmiş. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine ihtimal sorusu. Başlayalım. Şimdi yine birden büyük bir doğal sayı olduğunu biliyoruz evet. Kenarların. Bu kenarım ortak bir kenar. Ortak kenarsa hem 44'ü hem 33'ü bölen ortak bir değer bulmam lazım. Ki bu birden büyük olmalı. O zaman tek bir ihtimalim var. Burası 11 santimetre. Yani şurası da 11 santimetre. Şuraya da yazalım. Burası da 11 santimetre. Devam edelim. Alanı 44. Alanı 44 olduğuna göre 11 ile 4'ü çarpmam lazım. O halde burası 4 santimetre. 33, 11 ile 3'ün çarpımı. O zaman burası 3 santimetre. Sol tarafa bakalım. Onları hızlı bir şekilde hem 35'i yapalım. Ve 21'i bölen değerimiz 7'dir. Evet. O halde burası 7 santimetre. Şurası da 7 santimetre. 35, 7 ile 5'in çarpımı. Olacak. Burası 5 santimetre. Evet, burası 3 da 3 santimetre oldu. Şimdi kenarları 1 santimetreden büyük olmalı. Yani biz buraya 1 diyemeyiz. 1'den büyük bir değer dememiz lazım. Örneğin 2 verelim. Şimdi 2'yi verdiğimiz zaman 5, 3 daha 8, 2 daha 10 oldu. İhtimal olarak sormuş, olabilir diye sormuş. Devam edelim. Yukarısı da 7 artı 11'den 18 oldu. İkisini çarptığımız zaman 180 santimetre kare olabilir. Doğru cevabı. Doğru cevabımızı bulmuş. Buradan C seçeneği olarak bulmuş olacağız. Evet. Ahmet Öğretmenim bugün sayenizde gene çok güzel bilgiler edindik. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. O zaman dersimizi genel olarak toparlayacak olursak soru kalıbında geçen en az, en fazla, en çok kelimelerine dikkat ediyoruz. Tüm ihtimalleri göz önünde bulunuyoruz ve tabii ki çok dikkatli oluyoruz ve çok dikkatli okuyoruz. Okumayı da bir görev değil, alışkanlık haline getiriyoruz değil mi Ahmet Öğretmenim? Kesinlikle. Okumak sadece matematikle alakalı değil, tüm dersler için geçerli. Dikkat her zaman bize kazandıracaktır. Kesinlikle haklısınız Ahmet Öğretmenim. O halde bugünkü dersimizi şöyle bitirmek istiyorum. Dikkat eden kazanır, dikkat etmeyen hata yapmaya devam eder. Bizi izleyen tüm öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.